Arkadaşlar merhabalar, Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde ne yapacağız? Dünya nüfusunun özellikleri ve dağılışına bakacağız. Nüfusun özellikleri ne demek? Nüfusun yaş, cinsiyet, doğum, ölüm oranları gibi kavramları ele alacağız. Ve yeryüzünde nerelerde nüfus yoğun, nerelerde seyrek bunları inceleyeceğiz bu dersimizde. Yani dünya nüfusu ile ilgili genel bazı kavramları oturtacağız bu dersimizde sevgili arkadaşlar. Derse geçmeden önce her videonun başında olduğu gibi size bu videoda da Dinamo Soru Bankasını ödev olarak veriyorum arkadaşlar. Dinamo Soru Bankasında ne yapıyoruz? Açıyoruz sayfa 103'ü. Burada artık biz beşeri sistemler ünitesine geçtiğimiz için burada nüfus, nüfus sayımları ile ilgili soruları çözüyoruz arkadaşlar ve burada video izledikten sonra bu konuyla ilgili soruları çözdük çözemediklerimizi burada hemen sağ üst köşede görüyorsunuz. Tats buraya atıyorsunuz ve burada yapamadığınız soruları size dönüşünü sağlıyoruz değerli arkadaşlar. Eğer sizler de hazırsanız derse başlayalım sevgili arkadaşlar. Bakalım neler inceleyeceğiz bu dersimizde. Arkadaşlar dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimi ve nüfusun özellikleri ve önemine bakacağız. Değerli arkadaşlar. Şimdi temel kavramlara baktığımızda bir kere nüfus ne demek? Nüfus sınırları belli bir bölge üzerinde ve belli bir zaman dilimindeki yaşayan insan sayısıdır. Yani biliyorsunuz nüfus sayısı sabit değil o yüzden tanımlarken tanımlarken şu ifadeyi unutmamak lazım. Bölge sınırlı belli bir bölge ve belli bir zaman dilimi içerisindeki insan sayısı. Çünkü değişebiliyor. Bu yıl 10 kişi ise seneye 15 kişi olabiliyor. Peki nüfusu inceleyen bilim dalı nedir arkadaşlar? Demografi. Demografi. Nüfus bilimi demek. Nüfusun yapısını, durumunu, dinamik özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Yani bunu günlük hayatta e, çok duymuşsunuzdur. İşte e, Özellikle son yıllarda Türkiye'ye örneğin e, mülteci göçleri nedeniyle biliyorsunuz işte haber e, kanallarında şöyle ifadeler kullanılabiliyor. Ülkenin demografik yapısı değişiyor. Şimdi ülkenin demografik yapısının değişmesi ne demek? İşte nüfusun yapısının değişmesi demek arkadaşlar. Demografi nüfus yapısı demektir. Peki nüfus sayımı nedir? Demografik sosyal ve ekonomik verilerin toplanması değerlendirilmesi ve analiz edilmesi nüfus sayımı kavramının tanımıdır arkadaşlar. Nüfus sayımını biz iki şekilde e, yapabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi de facto, diğeri de döjurdur. De, de facto ne demek? De facto insanların sayım gününde bulundukları yerin nüfusuna eklenmesine dayalı olarak gerçekleşen yöntem. Bu bugün bizim ülkemizde yapılmıyor. Bu 2000'lerin başında yapıldı en son sokağa çıkma yasağı ilan edilir. Herkes neredeyse o gün nüfus sayım memurları gelir ve orada sayımı yaparlar. Fakat döjür daha farklı bir sayım. Yani e, nüfus sayımının sürekli ikamet adresinin esas alınmasına dayalı olarak gerçekleşen yöntem. Yani burada birileri gelip sizi saymıyor böyle 1, 2, 3 falan diye. Burada ne var arkadaşlar? Burada adrese dayalı e, sayım sistemi vardır. Yani siz sürekli olarak sistemdesiniz. Yerinizi değiştirdiğinizde tabii bunun için ülkenin bilişim altyapısının gelişmiş olması lazım. Ne demek bilişim altyapısının gelişmesi sevgili arkadaşlar? Şu demek yani örneğin siz A bölgesinden B bölgesine geçiyorsunuz. Bunu devlete bildiriyorsunuz. İşte muhtarlıklar vasıtasıyla sevgili arkadaşlar bulunduğunuz sağlık hizmeti alacağınız yer belirleniyor. Okulların işte çocuğunuzun ya da sizin gideceğiniz okullar belirleniyor vesaire. Yani burada ölümler, doğumlar sürekli olarak nedir? Sisteme girer ve böylece güncel olarak zaten jür kelimesi hani gün kelimesiyle e, eşdeğer anlamda güncel olarak ne yapılıyor? Sayım takip ediliyor. Ve sayımları kim yapıyor? TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu yapıyor ülkemizde ve başka ülkelerde de o ülkelerin istatistik kurumları yapıyor. Şimdi nüfus sayımlarına baktığımızda arkadaşlar sayımlar işte milattan önce de yapılmış bazı sayımlar. Mesela ilk nüfus sayımını Çinliler yapmışlar. Fakat bu sayımlar bugünkü sayımlarla aynı işlevde değil. Çünkü o dönemki sayımlar bir kere herkes sayılmıyor arkadaşlar. Ve sayımlar periyodik olarak yapılmıyor. Yani atıyorum işte 10 yılda bir, 15 yılda bir, 5 yılda bir falan ya bir kere yapılıyor ondan sonra duruyor. Dolayısıyla evet bize bazı ipuçları veriyor mu? Veriyor ama yeterli veriyi elde edemiyoruz o sayımlarla ilgili. Ve dünyadaki ilk modern sayımı da arkadaşlar 18. yüzyılda kimler yapıyor? İskandinav ülkeleri yapıyor. İşte 1749'da İsveç yapmış. Şimdi modern sayımlarla eski sayımlar arasındaki farka da değineceğiz daha sonra. Peki Osmanlı'da ilk sayım kim yapmış? İkinci Mahmut yapmış arkadaşlar. İkinci Mahmut'u biliyorsunuz e, sayımı tabii 1831'de yapıyor. Bu ikinci Mahmut dediğimiz padişah. E, Yeniçeri Ocağı'nı kaldıran padişahtır aynı zamanda arkadaşlar. Askerliği vatan hizmeti haline getiren padişah. Çünkü askerlik vatan hizmeti haline geldiğinde ne oluyor? Kimin askere gideceğini de tespit etmen lazım. Dolayısıyla askerlik amaçlı yapılan sayımlardan bir tanesidir bu. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk sayım 1927'de yapılmış. Biz ülkemizle ilgili sayımları incelerken 1927'de yapılan ilk sayımı, ilk modern sayımı arkadaşlar başlangıç veri olarak kabul ediyoruz bilginize. 1927'de. Mesela Türkiye'nin nüfusu o zaman 13.6 milyon değerli arkadaşlar. Ve burada kadınlar sayılmaya başlanmış. Bu diğer sayımlarda kadınlar yok. Herkes sayılmıyor. Mesela Çin'deki ilk sayımlarda asil insanlar sayılmış. Onların hayvanları sayılmış ama herkes sayılmamış yani. 2007 yılında adrese dayalı nüfus kayıt sistemi ile sayım yapmaya başladı TÜİK arkadaşlar. Yani e, o eski de facto sayımı artık e, yapılmadı. Değerli arkadaşlar ilkel sayımlarla bu eski işte milattan önceki sayımlar dahil olmak üzere modern sayımların dışında kalan sayımlar. Buralarda amaç nedir? Asker sayısını belirlemek, köle sayısını belirlemek, vergi alınacak kişi sayısını belirlemek ve kadın sayısı kadın nüfus sayılmazdı. Yani kabaca şöyle diyebilir miyiz buna? Amaç nedir burada? askerlik ve vergi. Yani kimden vergi alacaksın? Kimi askere alacaksın? Yani savaş zamanlarında özellikle işte eli silah tutan insanlar falan sayılırdı değerli arkadaşlar. Modern sayımlarda ise amaç farklı. Modern sayımlarda arkadaşlar devletin yapacağı yatırımların belirlenmesi için yapılır. Yani devlet kaynaklarını hem insan kaynaklarını hem para kaynağını doğru kullanmak için yapar. Yani bunu size şöyle bir örnekle izah etmeye çalışayım. Mesela nüfus sayımı için çok çok önemlidir? Onunla ilgili şöyle bir örnekleme yaparsak. Diyelim ki siz bir bölgede belediye başkanısınız. Gezdiniz... Orayı baktınız bir yerde böyle bir alan var ve bu alanın işte çocuk parkı olmasına karar verdiniz. Dediniz ki buraya çocuk parkı yapalım. Kurmalarınız geldi ve ee, ...çocuk parkı yapılmaya başlandı. Sonra aradan zaman geçti. Dediniz ki bir bakalım o çocuk parkı nasıl? Ee, gidiyorsunuz, bakıyorsunuz... ...parkta hiç çocuk yok. Şimdi dönüp... ...diyorsunuz elemanlarınıza... ...ya burada niye hiç çocuk yok? Diyorlar ki efendim... ...bu bölgede pek çocuk nüfus yok. Burada yaşlılar oturuyor. Şimdi siz iyi niyetle... ...o bölgeye bir yatırım yaptınız değil mi? Yani... Devletin kaynağını harcadınız iyi niyetle işte çocuklar ama çocuk yok. Dolayısıyla burada ne yapmış olduğunuz siz yanlış bir yatırım olmuş yapmış olduğunuz. O yüzden modern nüfus sayımlarında devlet yapacağı yatırımların en doğru şekilde yapılabilmesi için ne yapar? Nüfusun yaş, cinsiyet gibi özelliklerini belirler ve hizmeti ona göre sunar. Şimdi neler e, tespit edilir modern sayımlarda? Nüfus miktarı ve artışı kır kent nüfusu yani kaç kişi köyde kaç kişi kentte yaşıyor aktif ve bağımlı nüfus aktif çalışan demek bağımlı arkadaşlar çalışmayan demek cinsiyet yaş okuma yazma oranı, ekonomik faaliyet kolları, çalışan ve işsiz nüfus gibi bilgiler elde etmek için yapılır değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim dünya nüfusunun tarihsel süreç içerisindeki değişimi. Şimdi bu tablo arkadaşlar çok enteresan bir tablo. Başlıklara baktığınızda işte burada yıl, burada dünya nüfusunun miktarı, artış oranı, ikiye katlanma süresi ve ortalama ömür. Bakın bir zamanlar ortalama ömür 20. Ama 2018 yılından sonra ortalama ömür 73 yıla çıkmış. Niye böyle oldu? İnsan ömrü niye uzadı sevgili arkadaşlar? Çünkü tıpta bir sürü gelişme oldu. Yaşam kalitesi arttı. Şimdi insan ömrü uzadıkça ne oluyor? Ölümler azalıyor. Dolayısıyla nüfus çok daha hızlı bir şekilde artmaya başlıyor. Şimdi bakın milattan önce 10 bin yılında dünya nüfusu tahmini olarak ne kadar? 86 milyon. Yani bugünkü Türkiye kadar diyebiliriz. Peki aradan 10 bin yıl geçmiş. Yani milada geldik. işte sıfır yılına geldik. Dünya nüfusu ne kadar artmış arkadaşlar 10 bin yılda? İşte 170 milyon artmış ya da kabaca 3 katına çıkmış. Ve nüfusun kendini ikiye katlama süresi ne kadar? 2000 yıl. Yani 2000 yılda ancak nüfus ikiye katlayabilmiş kendini. Artış oranına bakın arkadaşlar çok çok düşük bir oran. Peki Milattan başlayarak 1650 yılına geldiğimizde dünya nüfusu burada ne kadar sürede kendini ikiye katladı? 1600 yılda. Bakın 250 milyonken 500 milyon oldu. Şimdi bu rakamlara şöyle bakın ama şurada enteresan bir şey var. 1800'lü yıllardan sonra dünya nüfusu daha hızlı bir şekilde artıyor. Bakın 1800'de 900 milyonken sadece 50 yıl sonra 1.1 milyar oluyor. 1850'de 1.1 milyarken 1900'de 1.6 milyar oluyor. Yani 50 yılda 500 milyon insan ekleniyor. Şimdi bakın bu 1900 ile 1950 arası çok enteresan. 1.6 milyardan 2.5 milyara yani 50 yılda 1 milyar insan eklendi dünyaya. Üstelik 1900 ile 1950 arasında arkadaşlar iki tane çok büyük dünya savaşı var. Birinci dünya savaşı ve ikinci dünya savaşı. Yani savaş demek sadece insanların ölmesi demek değil. Gıda azlığı demek arkadaşlar. Erkeklerin askerde olması demek. Evliliklerin gecikmesi demek. Falan demek filan demek. Ama buna rağmen dünya nüfusu 1 milyar arttı 50 yılda. Ve esas artış dönemine dikkat edin. 1950 yılı sonrası doğanlara biliyorsunuz baby boomer deniyor arkadaşlar. Ve korkunç bir artış hızını görüyorsunuz. 50 ile 2000 arasına bakın. Dünya nüfusu 2,5 milyardan 6 milyara çıkıyor. Arkadaşlar nüfusun kendini ikiye katlama süresi ne kadar? 41 yıl. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar kısa. Nüfus kendini ne kadar kısa sürede ikiye katlıyorsa artış hızı o kadar yüksek demektir arkadaşlar. Ve aynı zamanda ortalama insan ömrü de ne oldu? Uzadı değerli arkadaşlar. Fakat 2000'lerden sonra dünyadaki artış hızı nispeten birazcık eskiye oranla hani azaldı. Artış hızı azaldı. Yoksa artmaya devam ediyor. Ve dünya nüfusu Bugün itibariyle 8 milyarın tabi bu 2018 verisi bugün itibariyle 8 milyara çok yaklaşmış değerli arkadaşlar. Ve e, ortalama ömürde 73 yıla çıkmış sevgili arkadaşlar. Peki acaba dünya nüfusu böyle sürekli artmaya devam edecek mi sizce? Yani bu hızla böyle artış devam ederse atıyorum 100 yıl sonra dünya nüfusu ne olacak? Peki böyle artmaya devam edecek mi, etmeyecek mi? Onu da ilerleyen süreçlerde değerlendireceğiz. Şimdi dünya nüfusunun 3 tane sıçrama dönemi var. Sıçrama ne demek arkadaşlar? Böyle hızlı bir artış dönemi. Bunlar ne? İşte ilk insanlar alet yapmaya başlamış. Ne zaman? 1 milyon yıl önce sevgili arkadaşlar. Şimdi alet yapma nüfus artış hızını niye arttırıyor? Çünkü alet yapmaya başlayınca bir kere kendini vahşi hayvanlardan daha iyi koruyorsun. Başka e, işte yeni besinler falan elde etme şansın oluyor. Bunun avantajı sayesinde ölümler azaldığı için ne oluyor arkadaşlar? Artış hızı artıyor. Yani ilk sıçrama alet yapımı ile alakalı. Peki ikinci sıçrama ne zaman? İkinci sıçrama günümüzden sadece 10 bin yıl önce. Tarım devrimi dediğimiz Neolitik dönem. Neolitik dönemde insanlar tarımı keşfetti arkadaşlar. Ve yerleşik hayata geçtiler. Günümüzden 10 bin yıl önce. Ve çok ciddi bir sıçrama meydana geldi. Neden? Çünkü insan artık değerli arkadaşlar ihtiyacından çok daha fazlasını üretir hale geldi. Tarım ihtiyacından daha fazlasını verdi sana. Bu da ne yaptı? Ölümleri azalttı. Çünkü besin fazlalığı var. Ve sanayi devriminin başlamasıyla birlikte de arkadaşlar hem gıda bolluğu hem barınma noktasında hem kıyafetler noktasında yani çok fazla ne oldu? Bolluk oldu dünyada. Bu da ne yaptı değerli arkadaşlar? Bu da birçok alanda bolluğu getirdiği için Ayrıyeten tıpta da çok ciddi gelişmeler meydana geldiği için insan ömrü uzadı. İnsan ömrünün uzamasıyla beraber e, ölümler azaldı. Bu da ne yaptı? Nüfusu ciddi şekilde arttırdı değerli arkadaşlar. Şimdi e, hızlı nüfus artışı ve yavaş nüfus artışı. Arkadaşlar hızlı nüfus artışı iyi midir kötü müdür? Yavaş nüfus artışı iyi midir kötü müdür? duruma göre değişebilir. Şimdi hızlı nüfus artışının iyi tarafları da var, kötü tarafları da var. Yavaş nüfus artışının iyi tarafları da var, kötü tarafları da var. Şimdi bunları birlikte şöyle irdeleyelim. Mesela hızlı nüfus artışının iyi taraflarından biri işçi ücretlerin düşmesi. Ya hocam işçi ücretleri düşmesi niye iyi olsun ki? Yani İşçi ücretlerinin çok olması daha iyi değil mi? Evet aslında haklısın sevgili arkadaşlar. Fakat işçi ücretlerinin düşmesi o ülkedeki sanayinin e, kalkması kalk, kalkınmasında çok büyük rol oynar. Yani bu devletler için iyi bir şey. Vergi geliri artar. Savunma gücü artar, değil mi? Sayı fazla olunca. Pazar genişler. Yani e, ihtiyacı olan insan sayısı artar. Ekonomik çeşitlik artar mal ve hizmetlere olan talep artar. Bunlar nüfus artış fazla olmasının iyi sonuçları. Peki kötü sonuçları ne? Kişi başına düşen milli gelir azalır. Çünkü sayı çok fazla. Eğitim sağlık hizmetleri aksar. Nüfus fazla olduğu için. Belediyecilik, altyapı hizmetleri aksar. İşsizlik artar. Tüketim artar. İthalat artar dışarıdan mal almak. Çevre kirliliği artar. Doğal kaynakların rezervi azalır ekosistemde bozulmalar artar ve demografik yatırımlar artar. Ne demek demografik yatırım? Yani senin nüfusun fazla olduğu için sen o nüfusu eğiteceksin, ona uygun yol, işte dinlenme yerleri falan filan yapmak durumundasın. Demografik yatırımı arttırdığın için kalkınma hızın ne oluyor? Azalıyor arkadaşlar. Eğer demografik yatırımın az olmuş olsaydı sen bunu sanayiye harcayacaktın dolayısıyla daha fazla kalkınma olacaktı. Peki Yavaş nüfus artış hızı iyi midir kötü müdür? İyi tarafları da var, kötü tarafları da var. İyi tarafları ne? İstihdam, çalışan nüfusu karşılayabilir. İstihdam ne demek arkadaşlar? İstihdam bir insanın işe yerleşmesi demek. Yani nüfus artış hızı az ise istihdam da fazla olur. Çünkü iş olana daha fazla olur. Eğitim, sağlık hizmetleri kalitesi artar. İşsizlik azalır. Demografik yatırımlar azalır. Yani çok fazla okul yapmana gerek yok. Ya da işte çok fazla atıyorum park bahçe yapman çünkü nüfus çok artmıyor. Düzenli şehirleşme yaşanır. Vergi gelirleri ARGE ve eğitim için harcanır. Anne ve çocuk sağlığı artar. Çocuk ölümleri azalır. Ortalama yaşam süresi uzar. Olumsuz sonuçları ne? Efendim işçi ücretleri yükselir. Neden? Çünkü az insan var. Yatırım yurt dışına kaçar. Çünkü pazar azdır. Nüfus dinamizmini kaybeder. Çünkü genç nüfus azalıyor. Pazar daralır. Ekonomik çeşitlilik azalmaya başlar ve savunma gücü ne olur? Azalır sevgili arkadaşlar. Bunlar nüfus artış hızının olumlu ve olumsuz tarafları. Peki nüfus artışı bu uyarıya dikkat edelim arkadaşlar. Nüfus artışı ve gelişmişlik arasındaki e, ilişkide en önemli olan fazla ya da az nüfus değil nüfus artış oranının büyüme hızından az olması durumudur. Mesela Çin ve Hindistan eskiden sanayi hamlesi yapamazken ve nüfusları sorunken sanayi hamlesi yapınca fazla nüfusu güce çevirmiş ve günümüzde tüm sermayeyi kendine çekmeyi başarabilmişlerdir değerli arkadaşlar. Nüfusun gelişmişliğe etkisi var mı? Bakalım. Şimdi gelişmiş ülkelerdeki nüfusun özelliğine bakacağız. Bir de az gelişmiş ülkelerdeki nüfusun özelliklerine bakacağız. Gelişmiş ülkelerde sevgili gençler doğum ve ölüm oranları azdır. Yani doğumlar da düşük, ölümler de düşük. Yani çok çocuk yapmıyorlar ve erken de ölmüyorlar demek Çalışan nüfusun sektörel dağılımda hizmet ve sanayinin payı fazla. Yani tarımda çalışan insan az. Yani Örneğin Almanya'yı düşünebilirsiniz burada. Bağımlı nüfus, genç nüfus oranı az, yaşlı nüfus oranı fazladır. Bakın gelişmiş ülkelerde bunu unutmayın. Yaşlı daha yaşlı oranı oldukça fazladır. Örneğin Avrupa'ya baktığımızda Avrupa'da 65 yaş üstü insanın toplam nüfusa oranı %20'nin üzerindeyken Almanya'da %23 civarında. Yani 100 kişiden 23'ü e 65 yaşından büyük. E bunu dönüp Türkiye'ye bakıyorsunuz. Bu oran yüzde on civarında. Demografik yatırımlara duyulan ihtiyaç azdır. Neden? E çünkü zaten nüfus alttan çok fazla gelmiyor ki. Neyin yatırımını yapacaksın yani? Okullar zaten yetiyor mevcut. E, altyapı yetiyor. Kent nüfusu fazla, kır nüfusu azdır. Daha çok kentlerde yaşar, gelişmiş ülkelerde. Çalışan nüfus oranı da fazla oluyor arkadaşlar. Peki az gelişmiş ülkelerde durum ne? Doğum ve ölüm oranı fazla. E çünkü... Sağlık hizmetleri falan düşük. Çalışan nüfusun sektörel dağılımında tarım arkadaşlar. Tarımın payı oldukça fazladır. Bugün Afrika ülkelerine baktığınızda e, nüfusun yüzde altmışı yetmişi tarımda çalışıyor. E, tarımda çalıştığı için arkadaşlar bir de hani çok böyle bir modern tarım değil. Yani ilkel tarım teknikleriyle çalışıyorlar. Dolayısıyla... ...kişi başına düşen para da oldukça az oluyor. Bağımlı nüfus, genç nüfus oranı fazla... ...yaşlı nüfus oranı azdır arkadaşlar. Demografik yatırımlara duyulan ihtiyaç fazla. Kent nüfusu az, kır nüfusu fazladır. Ve işsizlik fazladır. ABD, Japonya, Kanada, Rusya... ...gelişmiş ülkeler iken... ...Afrika ülkeleri ve Güneydoğu Asya ülkeleri geri kalmıştır. Türkiye, Arjantin, Brezilya, İran... Güney Afrika Cumhuriyeti, Yunanistan gibi ülkeler gelişmekte olan ülkelerdir. Yani biz şöyle bir kategori yapabiliriz. Az gelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler diye üç kategoriye alabiliriz ülkeleri. Peki nüfusun yapısal özellikleri ne demek ona bakalım. Genç nüfus ne demek, olgun nüfus ne demek, yaşlı nüfus ne demek. Arkadaşlar genç demek 0-14 yaş arası demek. Şimdi biz 20 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşında birine genç diyoruz. Gençtir de zaten ama nüfus bilimine göre genç 0-14 demek. Olgun ne demek? 15-64 yaş arası. Olgun nüfus aslında şudur. Çalışma çağıdır arkadaşlar. Çalışma çağı. Yani 15 ile 64 yaş arasındaki bir insan çalışabilir. Yaşlı nüfus kim? 65 ve üzeri. Şimdi burada şöyle bir şey söyleyeyim. Çalışma çağı dışında kalan, yani 15-64 yaşının dışında kalan 0-14 yaş arası nedir? Genç bağımlıdır. Bağımlı. Ne demek bağımlı? Ya ailesine ya devlet tarafından işte bakıma muhtaç demek. Benzer şekilde 65 yaş ve üstüne de biz ne diyoruz? Yaşlı bağımlı diyoruz arkadaşlar. Yaşlı bağımlı. Tamam mı? Genç bağımlı, yaşlı bağımlı. Olgun nüfusa, olgun nüfus neyi karşılıyor? Çalışma çağında olan insanı karşılıyor. Peki çalışma çağındaki herkes çalışıyor mu? Tabii ki hayır. O ayrı bir konu. Tamam mı? Şimdi nüfusun yapısal özellikleri deyince cinsiyet yapısı yani kadın erkek. Nüfusun yaş gruplarına dağılımı, işte hangi ülkede genç nüfus fazla, hangisinde yaşlı fazla, ortalama yaşam süresi, okur yazar oranı, doğum ve ölüm oranları, nüfus artış oranı, şehir ve kır nüfusu ve sektörel dağılıma bakacağız. Şimdi kabaca şöyle bir şey söyleyebilirim. Mesela sektörel dağılımda e, tarım, sanayi ve hizmet var arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi düşünün bir ülke var, nüfusunun çoğu tarımda çalışıyor. E bu ülke nasıl bir ülkedir? Geri kalmış bir ülkedir. Ama nüfusunun çoğu hizmet sektöründe çalışıyorsa nedir? Gelişmiş bir ülkedir. Şehir ve kır nüfusuna baktığınızda kentte çalışıyorsa, şey kentte yaşıyorsa nüfusun önemli bir kısmı o zaman nedir? Gelişmiştir. Nüfus artış oranı çok yüksekse az gelişmiştir. Doğum ve ölüm oranları yüksekse az gelişmiştir. Düşükse çok gelişmiştir. Okur yazar oranı düşükse az gelişmiştir. Ortalama yaşam süresi düşükse az gelişmiştir ama Japonya gibi işte 80-85'leri buluyorsa çok gelişmiştir gibi diyebiliriz arkadaşlar. Cinsiyet yapısı yani kadın erkek dağılımı. Nüfusun kadın ve erkek nüfus olarak dağılımı arkadaşlar. Çoğu ülkede kadın ve erkek nüfusu birbirine yakındır. Yani öyle bariz bir fark göremezsiniz. 2019 yılı dünya nüfus verilerine göre Toplam nüfusun yüzde elli nokta erkek, yüzde kırk dokuz kadın. Yani kadınlar erkeklere oranla çok cüzi bir oranda biraz fazlalar. Ee, pardon azlar. Erkekler kadınlardan daha fazla yani. Dünya nüfusunun cinsiyet oranını gösteren grafiği görüyorsunuz. Yani bakın çok yakın birbirine yani arkadaşlar. Neredeyse yarı yarıya. Ama şuraya dikkat. Göç olayına genelde erkekler katıldığı için göç veren yerlerde kadın nüfus, göç alan yerlerde ise erkek nüfus fazla. Mesela İstanbul. İstanbul'da erkek nüfus fazla. Neden? Çünkü İstanbul çok göç alıyor ve Anadolu'nun kırsal kesimlerinden özellikle erkek nüfus İstanbul'a gelip çalıştığı için arkadaşlar ne oluyor? erkek nüfus daha fazla oluyor. Ama Karadeniz'in köylerine gittiğinizde orada kadın nüfusun daha fazla olduğunu görürsünüz. Çünkü göç veriyor. Nüfusun yaş gruplarına dağılımına baktığımızda arkadaşlar dünya nüfusunun 2019 yılındaki dağılımına bakıyoruz. Bakın dünyadaki 100 insandan 9'u 65 yaşından büyük. 100 insandan 26'sı ise 14 yaşından küçük. Ve tabii ki en fazla oran 15-64 yaş arası. Bu dünya ortalaması. Fakat bu ülkeden ülkeye de değişiyor. Mesela gelişmiş ülkelerde Almanya gibi yaşlı nüfus oranı çok daha fazla. Yüzde dokuz değil de yüzde yirmi gibi, 22 gibi. Ee, bu oransa ...0.14 on dört oranıysa çok daha düşük sevgili arkadaşlar. Şimdi 0-14 yaş aralığındaki nüfus ile 65 yaş üzerindeki nüfusa ne diyorduk? Bağımlı. Buna genç bağımlı 0-14'e ve 65 yaş üzerine de yaşlı bağımlı diyoruz. Gelişmiş ülkelerde bağımlı nüfus, gelişmiş gelişmemiş ülkelerde ise çocuk nüfus oransal olarak daha fazla diyoruz. Şimdi ortalama yaşam süresine ülkelerin sağlıktaki seviyeleriyle doğrudan ilişkili ve gelişmişliğin göstergelerinden biridir arkadaşlar. Ortalama yaşam süresi. Ne demek? Yani ne kadar uzun yaşıyorsan ülkedeki ortalama o kadar gelişmiştir. Şimdi Japonya 84. Ortalama bir insanın yaşı. Yani yeni doğan bir bebeğin tahmini ömrü. Dünya ortalaması ne kadar? 73. Peki Çad'a bakın. Ne kadar? 54. Şimdi bu ortalamanın çok düşük olmasının temel sebeplerinden biri Çad'da arkadaşlar. Bir kere bebek ölüm oranları çok fazla. Ve sağlık hizmetleri gelişmediği için hani yaşlı nüfus oranı da tabii ki düşük oluyor. O yüzden ne oluyor ortalama oldukça düşüyor sevgili arkadaşlar. Okur yazar oranına baktığınızda bakın gelişmiş ülkelerde işte Rusya gibi Avrupa ülkeleri gibi yüzde yüz. Endonezya'ya bakıyorsunuz yüzde 96. Dünyaya bakıyorsunuz arkadaşlar yüzde 86. Bugün dünyada hala yüz kişiden 14'ü okuma yazma bilmiyor. E, Mali'ye bakıyorsunuz Afrika ülkesi yüzde 35. Çad'a bakıyorsunuz yüzde 22. Yani Çat'ta 100 kişiden sadece 22 kişi okuma yazma biliyor. Mali'de 35 kişi okuma yazma biliyor. Yani ne kadar geri kaldıklarını düşünebilirsiniz burada. Arkadaşlar doğum ve ölüm oranı nedir? bundan bahsedip duruyoruz ya. Şimdi dünya genelinde bir yıl içinde meydana gelen doğum sayısının toplam nüfusa oranıdır. Yani toplam nüfus diyelim ki 100 kişi. Kaç kişi doğdu o yıl? 12 kişi. O zaman doğum oranı ne olacak arkadaşlar? %12 olacak. Anlatabildim mi? Ölüm oranı ne? bir yıl içinde meydana gelen ölüm sayısının toplam nüfusa oranıdır. Diyelim ki gene aynı bölgede ölüm oranlarını da farklı bir renkle yazalım. Aynı yerde gene 100 kişi yaşıyor ya arkadaşlar. Kaç kişi öldü diyelim? 7 kişi öldü diyelim. Ne oldu? Ölüm oranı %7 oldu. Şimdi bu ülkeyi düşünün. Bu ülkeyi düşünün. Yeşiller doğum, kırmızılar ölüm oranı. Peki bu ülkede nüfus artıyor mu? Artıyor. Ne kadar artıyor? doğumlar ölümden fazla olduğu için arkadaşlar artış ne olacak? İşte şu olacak. 12'den 7'yi çıkarttık 5. Yüzde 5 olacak. Tamam mı? Şimdi burada gelişmiş ülkelerde doğum ve ölüm oranları az iken gelişmemiş ülkelerde doğum ve ölüm oranları yüksek. Mesela bakınız Honduras'ta doğum oranı ne kadarmış? 22 binde. Ölüm oranı ne kadar? Binde 4. O zaman Honduras'taki Artış oranı ne kadar sevgili arkadaşlar? Binde 18. 22'den 4'ü çıkartıyorum. Japonya'ya bakalım. Doğum oranı ne kadar? Binde 7. Ölüm oranı ne kadar? Binde 11. O zaman Japonya ne olacak arkadaşlar? Bakın ölüm oranı binde eksi 4. Gördünüz mü? Çünkü ölüm doğumdan daha fazla. Japonya nüfusu artık artmıyor azalıyor. İspanya'ya bakalım. 8'e 9. İspanya'da ne olacak arkadaşlar? binde eksi bir. İspanya'da azalıyor. Çünkü ölüm oranı doğum oranından fazla. Peki Liberya'ya bakalım. Doğum oranı 33, ölüm oranı 8. Yani binde 25 gibi bir oran arkadaşlar. Ne gördük? Gelişmiş ülkeler olan Japonya ve İspanya'da nüfus neredeyse artmıyor. Ama Honduras ve Liberya'da artış korkunç bir hızla devam ediyor. Yani az gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Nüfus artış oranı nedir? Arkadaşlar doğumların ölümlerden fazla olması sonucu meydana gelen artışa doğal nüfus diyoruz. Doğal nüfus artışı diyoruz. Bir de gerçek nüfus artışı var. Şimdi şöyle düşünün. İstanbul'da nüfus artıyor değil mi? Artıyor. Ya da Ankara'da ya da İzmir'de artıyor. Fakat buralarda nüfusun artmasının sebebi sadece doğumlar mı? Hayır. Sadece doğumlarla olana doğal diyoruz. Ama aynı zamanda göçler de var. Göçlerle gelenleri de eklediğimizde o zaman gerçek artış ortaya çıkıyor. Tamam mı arkadaşlar? Eğer doğum ve ölüm eşitse nüfus sabit kalır. Doğumlar ölümden fazla ise ne olur? Nüfus artar. Doğumlar ölümden az ise ne olur? Nüfus azalır sevgili arkadaşlar. İşte Japonya'daki gibi. Şimdi peki dünyadaki şehir ve kır nüfusuna bakalım. Arkadaşlar bugün dünyada nüfusun yüzde elli şehirlerde yaşıyor. Yani şu mavi gördüğünüz şey şehir. Dünya ortalaması. Ama dünyadaki her yerde aynı değil. Mesela İsveç'e bakıyorsunuz. Gelişmiş bir yer. İsveç'te nüfusun yüzde seksen yedisi şehirlerde yüzde on Kırda yaşar. Fakat çat gibi az gelişmiş bir ülkede ise nüfusun sadece yüzde yirmilik kısmı şehirde yaşarken yüzde seksene yakın kısmı nerede yaşıyor? Kırsalda yaşıyor arkadaşlar. Şimdi sanayileşme ve hizmet faaliyetlerinin ön planda olduğu gelişmiş ülkelerde ne dedik? Şehir fazla. Tarımın ön planda olduğu e, az gelişmiş ülkelerde ise arkadaşlar kırsal nüfus daha fazladır. Dünya aktif nüfusunun sektörel dağılımı bu ne demek? Bu şu demek. Çalışan insanlar hangi sektörlerde çalışıyor? Bakın arkadaşlar bu dünya ortalaması dünyada aşağı yukarı yüzde ellisi hizmetler sektöründe çalışıyor arkadaşlar. Hizmetler sektör. Hizmet dediğimiz sektör ne arkadaşlar? Hizmet dediğimiz sektör. Ee, ulaşım, eğitim, sağlık, Bankacılık, finans gibi sektörler. Dolayısıyla gelişmiş ülkelerde aslında hizmetlerde çalışan çok daha fazladır. Ee, fakat az gelişmiş ülkelerde de tarımda çalışan çok daha fazla oluyor sevgili arkadaşlar. Dünya ortalaması bu. Şimdi değerli arkadaşlar konu biterken biz nelere baktık? Bu dersimizde biz nelere baktık? Dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine baktık. Hani ne oluyor geçmişten günümüze kadar? Nüfusun özellikleri ve önemine baktık. Yani işte demografik yapı nedir? Ne anlama gelir? Dünyada işte okur yazar, cinsiyet, kırkent dağılımı nedir? Bunlara baktık. Şimdi şöyle yapalım size bir ödüllü soru bırakayım. Bunu videonun yorumlar kısmına e, cevabını yazarsınız sevgili arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.